Söyle. Dosya kimde? İstanbul Emniyet Müdürü Vehbi Dur'da dosya. Ondan alman gerekiyor yani. Hemen de çattın kaşlarını. Hı? Tamam, zor bir şey istiyorum. Ama yaparsan sırrını sadece bizimkilerden saklamakla kalmam. Bir iyilik daha yaparım sana. Katili bulmana yardımcı olurum. Nasıl teklif? Hı? Her türlü zorluğa değer, değil mi? Şimdi söyle bakalım. Kabul mü? Değil mi? Sen ciddi ciddi teklifimi mi düşünüyorsun? Hayret bir şey. Sana aileni öldüren katili bulmayı vaat ediyorum. Sırf bunun için katil damgası yedin. Nişanlını terk ettin. Onca tehlikeyi göze aldın. Yani gerçi hala tehlikedesin. Sırrın her an ortaya çıkabilir mesela. Hala düşünüyorsun. Hayır, yapamayacağım bir şey de değil ki. Koskoca kamyonu emniyetten çıkarmış adamsın. Bir tanecik dosya ne ki senin için? Mesele işin zorluğu kolaylığı değil. Dosyayı senden neden saklıyor Vehbi Bey? Sen onu bir izah et. Annen olduğunu söylemedin mi? Gerçi o zaten biliyordur. Neden engel oluyor? Anlaşma çok basit Mahir. Anladığın daha aşikar. Daha fazla soru yok, cevap var. Hmm. Belli ki bu işte bir sakatlık var. Koca müdür. Seni annenden niye ayrı tutsun? Önünü arkasını bilmediğim işe girmem ben. Hani iyice araştırdın, çözdün ya beni. Bunu biliyorsundur. Ben vebal almam. Şimdi cevap ver. Vehbi neden bu dosyayı senden saklıyor? Çünkü benden almak istediği şeyler var. Anladın mı Mahir? Şimdi Belgin Hanım'ı tanıyorum dedim ama hakkında pek bir malumatım yok aslında. Yani arkadaşımın oğlunun nişanlısı. Arada birkaç kere yemekte karşılaştık, o kadar. Lakin başarılı. Cevval bir kız olduğu aşikar. Baksanıza işleri sahibi olmuş. Bu devirde kaç kadın böyle muvaffak oluyor, değil mi? Hı hı. Azimli olduğu kesin. Öyle, öyle. Bir de nişanlı görüşmüştünüz. Anlamadım. Yüzükleri takmıştınız ya. Ha evet, evet. Unutmuşum. Evet, yüzükleri ben takmıştım. Neyse. Peki Vehbi Bey, yani bu Belgin Hanım nasıl müdahil olmuş bu olayın içine? Kundaklama var. Bir ölü var. Nahoş bir hadise, haklısınız. Velhasıl hakikaten bu konu hakkında bildiklerim bu kadar Ferideciğim. Ben bu Belgin Hanım'la bir görüşsem diyorum. Nasıl yani? Hakikaten görüşmek mi istiyorsunuz? Aslında münasip değil tabii, biliyorum ama
Hiç adetimle değil duruşmadan önce görüşmek. Bir sohbet etsek olmaz mı? Tabii tabii. Öyle istiyorsanız. İsterseniz üçümüz çıkarız bir yemeğe. Nişanlısı da gelebilir. Elbette, elbette. Nasıl isterseniz. Vazgeçmeyeceğiz beyefendi. Bizi bölemeyeceksin. Yerimizden yurdumuzdan edemeyeceksin. İstediğini vermeyeceğiz sana. Paranla bizi satın alamayacaksın. Ve bunu öğreneceksin ufak ufak. Ya Ethem Hanım, kocadan kaçılmıyor işte. Bak buldum seni işte. Aman ne marifet. Hem ben senden kaçmıyordum ki zaten. Öyle mi? Umurunda değildi yani. Ha şunu bileydin. E o zaman ben sana sorsam şimdi sen benden korkmuyorsundur da. Ha Ethem? Korkmuyorum tabii. Ne yapabilirsin ki? En kötü döversin. Ama o da bitecek. Yarın mahkemede her şey bitecek. Artık karın olmayacağım. Okuyorum da sen pek bir eminsin ya. Elimde kapı gibi zina belgem var. Hakim tek celsede boşayacak bizi. Desene bu gece son. Ha? Necdet git artık. Ne oldu? Kocan değil miyim ben senin? Ha? Ha? İşte çık. Kocanım ulan ben seni. Sana istediğimi yaparım. Ha? Gel buraya. Bırak! Ne oldu? Ha? Hani korkmuyordun sen Ayten? Hani benden korkmuyordun? İşin peşine düşüp habire karşıma çıkmayacaksın. İcab ederse ben seni bulurum. Anlaşıldı mı? Bu ne mesafe Mahir Bey? Yani iş yapıyoruz şunun şurasında. Aynen öyle. Aramızdaki münasebet yalnızca iş. Ben dosyayı alacağım. Sen katili bulacaksın. Yakın olmamıza gerek yok yani. Korkuyor musun benden? Uzak dur. İşini yap. Merak etme. Hemen araştırmalara başlıyorum. Meseleyi en ince ayrıntısına kadar çözeceğim. Bombayı koyma emrini kim verdi? Onu bul yeter. Sence kim? Bilmiyorum, sen söyle. Sence kim? Ayol hepsi katil. Senin aradığın hangisi acaba? Çözmesi zor bir sır. Bulamayacaksan onu şimdiden bileyim. Bulurum, bulurum. Ondan yana kuşkum yok. Ama biraz zaman alacak tabii. Neticede... Katil kimse, burnunun dibine kadar girdin adamın. Kendisi için geldiğini bilmese de korkuyla mühürlemiştir ağzını. Açıklarını sıkı sıkı kapatmıştır. Korkma, korkma. Ben de mühürler bozdum şimdiye kadar. Kimsenin çözemediği düğümleri çözdüm. Bunu da hallederim, merak etme sen. Ben de dosyayı alacağım. Senin de ondan yana kuşkun olmasın. Yok zaten, ben güveniyorum sana. İyi o zaman. Dediğim gibi. Gerekirse ben seni bulurum. Sen peşime düşme yeter.
kocarım ulan ben seni. Derhal kalk üstümden yoksa çekerim tetiği. Ayten. Sana kalk dedim. Ayten. Uzaklaş. 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 Sakin. Senin Turgut'tan ne farkın kaldı şimdi Necdet? Necdet, Turgut'tan ne farkın kaldı? Ayten. Yazıklar olsun sana. Durumu iyi anlatamadım galiba. Bakın, iki öğrenci de kabahatli. Birbirlerine girmişler. Küfretmişler üstelik. Dövüşmüşler de. Olayı görenler var. Allah Allah. Bu işte bir terslik var hoca. Benim oğlanın hiç adeti değildir dövüşmek. O Osman Kavat'ı var ya, o saldırmıştır durup dururken. Yalnız o küfretmiştir. Bir tek o vurmuştur. Ha, o kavgayı gördüm diyenler var ya, ya yanlış görmüşlerdir ya da o Osman itinin arkadaşlarıdır. Ondan kelli yalan konuşuyorlardır yani. Haksız mıyım? İnanın durumu benim için zorlaştırıyorsunuz. Haşa hocam, ben aksine durumu ortaya koyuyorum. Benim oğlumun bu okulda can güvenliği yok hoca. Bir idareci olarak bu güvenliği sağlamak sizin sorumluluğunuzda. Üstüne üstlük o it herif boyundan büyük kabahat işlemiş. Onun cezasını kesmek de sana düşer hoca. Ha. Ben sadece bunun adını koyalım diyorum. İlk başta da dediğim gibi. At Osman okuldan. At. Hem diğer haylazlara da ders niteliğinde olur. Ne dersin? Bu da sıkıntı yaptı ya. Ya kusura bakma, yaşlandık biraz ya. Kulaklarım biraz ağır işitiyor. Ne dedin? Tamam. Değil mi? Tamam. Hakikaten muhterem bir hocasın. Bak, envai çeşit insanla hiç sıkıntı çekmeden uyuşuyorsun. Bir de yarın şu tasdiknamesini verirsen oğlan eline. Ah, değme keyfime. Bakın Nail Bey. Bak hocam, ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Yani ben huzursuz olduğum zaman sağa sola saldırıyorum. İnan bana çok kötü oluyorum, aksileşiyorum. Huzursuz eden kişiye daha fazla huzursuzluk veriyorum. Kuyum kurusun işte. Ne gerek var? Dediğiniz gibi olsun. İyi. Hadi bakalım. Sizin işiniz gücünüz vardır hocam.
daha fazla tutmayayım isterseniz. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Yarın. Hoş geldiniz efendim. Ulan ne biçim iş yapıyorsunuz be? Ben sana Haydar denen herifi ortadan kaldır diyorum. İş tamam diyorsunuz. Sonra herif gidiyor, saygıdeğer bir iş adamını dövüyor. Nasıl olur adam? Olmuş işte. Güvendim. Veli Bey'e iş bitti dedim. Rezil ettiniz beni be. Derhal bu mahcubiyetinizi gidereceğiz Bakan Bey. Haydar denen o lüzumsuz zata da hak ettiği cezayı vereceğiz. Bana laka luka değil, icraat lazım. Haydar öldü haberini verin. Yeter. Yusuf Bey. Sonra. Güzel kardeşim, bu Yusuf Bey buraya çok geliyor mu? Otel Yusuf Bey. İş oldukça gelir. Ha, öyle mi? Güzel. Yasin, ben Mahir. Hayırdır, ne oldu? Bir maraz mı var? Bir görüşelim mi Yasin? Acil. Sahildeki çay bahçesine gel. Tamam kardeşim. Yarın akşam 7'de yemekte görüşmek üzere. Acaba önce arayıp bir haber mi verseniz? Belki müsait değillerdir. Emri vaki olmasın. Yok, ben ayarlarım. Zaten nişanlısına haber vermeyeceğim. Neden? Şimdi kız geldi, benden ricacı oldu. Belki, hatta tahminimce nişanlısının bundan haberi yok. Zaten sıkıntılı bir durum. Şimdi karıştırmayalım onları. Peki siz nasıl uygun görürseniz. Senden bir ricam var Feride. Bu hususla ilgili... Artık sizi bizi lügatından atsan... bunca yılın hatrı var aramızda. Ben senin abinim. Peki. Vehbi abi. Eşinize sevgilerimi iletin lütfen. İletirim. Belgin, hani ben ne zaman arkamı dönsem, tak Mahir Efendi burada. Hayır, ortak aldık desem değil. Bize haraca bağladı desem, o da yemez. Alo. Tabii adam, hemen çıkıyorum. O mu? Hele bir dur ya, ölmüyor ya seninki.
Lafımız ağzımızda kaldı. Mühim bir şey var galiba, hemen gel dedi rehbi. Ya bir dur, bir dur. Bana şunu bir söyle. Bu Mahir ne ayak ya? Dedim ya. Nedim Hanım'ın dosyasını getirecek. Ben de büyük bir zevkle geberteceğim kaltağı. Boşuna heveslenme istersen. Senin hıyar ölür. Gene de vermez o dosyayı sana. Versin diye bekleyen kim? Mahir nasıl olsa getirecek. Yuh deve ya. Ya o sırık nasıl da sızıp alacakmış o dosyayı orada. Ah Murat'a. Ben boşuna bir adama görev verir miyim? Mahir'deki maharet kimsede yok bir kere. Hani anasının koynundan kız alır derler ya. Onunki de o hesap. Adam akıllı bir kere. Cesaretli. Hedefine şaşmadan gidecek kadar gözü kara. Mahir dosyayı getirecek. Ben de yılların intikamını alacağım. Belgin. Dur. Yapma. Yetimhane müdürünü öldürdün zaten. Murat. O adamın adını ağzına alma. Lütfen. Irz düşmanı sapık. O Vehbi seni kurtarmasaydı müebbeti yemiş hapisteydin hala. Ya ne kurtuluş ama. O vakit bana söz vermiştin. Bu defteri kapatacağım. Nedime'ye de bir şey yapmayacağım diye. Kapanmıyor Murat. Kapanmıyor. Her gece yatağa uyku diye yatıyorum. O kadının yaptıklarıyla boğuşuyorum. Anne dedim ben ona ya. Annem saydım. O ne yaptı? O müdürüm bana... Yaptıklarını bile bile göz yumdu. Ben kaç kere deşifre etmek istediğim o sapı önümde durdu. Bilmiyor muydu? Biliyordu. Bal gibi biliyordu ama sustu. Günah neyse yarısı onun, ben de geberteceğim o kaltağı. Tamam. Öldürdün diyelim. Sonra ne olacak belki? Kabusların bitecek mi? Hı? O yaşadıkların acısı dinecek mi? Ne olacağı umurumda değil benim. Tek bildiğim, o karı yaşadığı sürece bana huzur yok. Ben bugün bu hayatı yaşıyorsam o kaltağın yüzünden. Mahir. Hayırdır abi? Haberler iyi değil Yasin. Ne oldu abi? Bu Belgin sandığımdan da akıllı çıktı. Oynadığım oyunu anlamış. Katilin peşinde olduğumu biliyor. Ne diyorsun abi? Nasıl peki? Bir bilsem. Kimden nasıl öğrendi? Maksadını bir anlasam. Ne yapacağız şimdi peki? Gidip diğerlerini de yumurtlayacak. Hayır. Seni bir an önce ortadan kaybetmemiz şart. Herifler öğrendiği vakit seni öldürür. Söylemeyecek. Niye söylemesin? Kız onlardan biri sonuçta. Bana işi düştü. Bildiklerini saklamak karşılığında bir anlaşma teklif etti. Hiç hoşuma gitmedi abi bu. Zannımca Feride'nin de gitmemiştir. Bilse gitmezdi diyelim. Abi bunu Feride'den nasıl gizlersin? Öğrendiği vakit geri dönüşün yok. Biliyorum Yasin. Ama kadın benden bir dosya istedi. Karşılığında da aradığın katili öğrenirim diyor. Vay. Şahane anlaşmaymış. Peki yapar mı dersin? Satar mı ekmek yediği adamları? İstediği dosya kaybedeceği adamdan kıymetli. Ben de bu iş bir an evvel bitsin istiyorum. Gün geçtikçe çirkefin içine batıyorum çünkü. Bu gece konulu olayım. O günahsız insanların çektikleri. Garibana yapılan eziyetler. Güçlünün zayıfı ezmesi. Hayır, ben gene savaşırım. Haklının garibanın yanında olurum ama... onlardan gibi görünüp pisliklerine dahil olmak canımı yakıyor artık. Tamam abi, tamam. Bulalım, verelim ne istiyorsa.
Bitsin bu iş ha. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Yani daha iyi. Siz? İyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Burada olduğumu nereden bildiniz ki siz? Tesadüf desem. İnanmam. O da bende kalsın o vakit. Babanız daha iyi sanırım. Hani bırakabildiğinize göre. İyi, çok şükür. Burada çalışıyordum ben. Daha önce Erdal abi avukat, ona yardımcı oluyordum. Gene başlayayım dedim, bir işin ucundan tutmuş olayım bari diye. İyi düşünmüşsünüz. Şey... Bir muhallebici var. Özellikle sütlacını çok övüyorlar. Hani diyorum... Siz de isterseniz tabii. Kötü bir şey mi oldu? Annem baba değil mi Feride? Aa, iyiler Suna, telaş etme. Ankara'ya gitmekten vazgeçtim sadece. Ay Feride. Ay. Ay nasıl sevindim. Ne oldu anlatsana, çok kararlıydın. Mahir mani oldu değil mi? Tuttu kolundan, bırakmam dedi. Vallahi öyle oldu. Sen de hemen affetmeseydin, biraz yerlerde sürünseydi, ayaklarına kapansaydı. Çok üzdü seni Oğuz'um. Yani ilk önce öyle hemen kabul etmedim tabii ama sonra... Sonra yüreğine el vermedi değil mi? Yapamadım Suna. Kıyamadım bize, sevdamıza. Aman barıştık işte. Çok sevindim Feride. İnşallah bir daha aranız hiç bozulmaz. Bu ayrılık da Mahir'e ders olur biraz. Yalnız Suna, kimse bilmiyor. Katiyen de bilmemeli ona göre. Ağzım büyülüdür biliyorsun. Peki şey de mi bilmeyecek? O adı batasıca. Çatlatmayacak mıyız onu? Yok maalesef bilmeyecek. Daha da kötüsü Mahir hep onunla yan yana olmak zorunda. Aa, ne münasebet, neymiş? O Mahir'in içine girdiği işler var ya. Belgin de o işlerin içindeymiş. Üstüme iyilik sağlık. Nasıl olur Feride? Öyle işte. Dün gece ben Mahir'i evimizde beklerken Mahir yine o kadınlaydı bu işler yüzünden. Hiç iyi olmadı bu. Pek bir midem bulandı benim bu durumdan. Şöyle konuşma Suna. Zaten son günlerde bu kadın için tuhaf tuhaf şeyler duyuyorum. Canım iyice sıkılıyor. Ayrıca ne yapayım yani, ben kıskanıyorum Mahir'i. Tamam bir içeri girelim de içeride konuşuruz. Gel hadi. Çok sevindim. İşin içinde bir alt olduğunu anlamalıydım. Yalan mı abi? Dosya İl Emniyet Müdürü'nde. Belli ki herifin bu karıyla davası bayağı ince. Kim bilir nereye saklamıştır o dosyayı. Kolay olsa kendi alırdı zaten. Öyle öyle. Orası öyle de. Belli ki bu dosya belgin için çok mühim. İçinde anası mı var, danası mı bilmem ama... bu dosyayı arzuyla istediği muhakkak. Abi, orası öyle de. Bir yakalanırsak, ben, sen, alayımız yanarız. Hem de ne yanma. Ama madem başka çıkışımız yok, o zaman elimizden geleni yapacağız. Nereye saklamıştır sence?
Aramaya nereden başlayacağız? Muhtemel makam odasındadır. En garanti yer sonuçta. Bu gece halledebilir miyiz? Deneriz. Geri dönmesi bize yarayacak. Dosya Nahin'e Feride bakacak. İlk görüşmemizde biraz dik başlıydı, hemen reddetti. Zaten kurallara son derece bağlı bir hakimdir. Ama bu sabah gayet dostaneydi. Yardım edeceğini söyledi. Evet tabii, Onca'nın hattı var aramızda. Niye vazgeçmiş gitmekten, bir şey söyledi mi? Hayır, ben de merak etmedim zaten. Ha, seninle alakalı bilgi istedi benden. Neden ki? Yani duruşmada faydalı olacak her şeyi öğrenmek istiyor tabiatıyla. Bu sebeple seninle olayla ilgili sorular sordu. Beni merak etti desene. Neyini merak etsin Belgin? Bana yardım etmek, ricamı kırmamak istiyor, o kadar. Aramızdaki münasebeti açıklayamayacağım için ben de bir kılıf uydurdum. Öyle mi? Bir ahbabımın oğluyla nişanlı olduğunu ben de bu vesileyle tanıdığımı söyledim. Ne gerek vardı şimdi böyle bir yalan uydurmana? Ne deseydim? Sevgilim mi? Ay değil de yani, ne bileyim ben. Nişan demenin de gerek yoktu yani. Vardı yoktu dedim bir kere. Yarın akşam 7'de yemekte buluşacağız. Hazırlan. Feride ile. Bu ne samimiyet? O senin duruşmana bakan hakim. Sen onu hayatında bir kere gördün, o da duruşma salonunda. Farkındaysan bu yemek de senin için bir lütuf. Kıymetini bil. Kendini bu işten sıyıracak bir hikaye yazsan iyi olur. Zira bu defa başına bir iş gelirse seni kurtarmam. Sana en başta söyledim. Seni beladan ilk ve son kez kurtarıyorum dedim. Yarın akşam yedi. Sakın unutma. Anladım. Ben sana yerini söylerim. Anladım. Bir emniyet müdürü. Bir de o adı bata sıcağı yemeğe mi çıkacaksın? Pek münasip değil Feride. Yani sonuçta sen onun davasına bakan bir hakimsin. O sanık. Hakimle sanık aynı masada. Ben ne diyeyim sana? Pek uygun değil ama sen daha iyi bilirsin tabii. Biliyorum Suna. Çok da utanıyorum. Ama orada bir anda sanki hakime Feride gitti. Aşık, kıskanç Feride geldi. Bir anda soru verdim adama. Adam da kabul etti. İyi tamam, ne yapalım? Sakin olacağız. Hem senin yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben olsam başımı yerdim fesatlıktan. Haklısın. Bu kadını yakından tanımamız şart. Belli ki onunla elemiş, eleğini asmış aspam. Feleğin çemberinden geçmiş. Hem sen onun zaten davasına ayrıcalık tanımayacaksın ki. Aa, tabii ki. Ben ondan nefret de etsem işimin gereğini yapacağım. Davanın seyri neyi gerektiriyorsa ona göre kanaatimi vereceğim. Akşam da başımı yastığa koyduğumda vicdanım rahat olacak. Ondan şüphem yok. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Sanık olarak beni hiç ilgilendirmiyor Belgin. Onu anladık. Nasıl bir kadın? Mahir'e karşı hisleri ne? Vehbi Bey'le arasındaki münasebet ne? Ben bunları bilmek istiyorum. Feride. Bu adı batısıca Vehbi'nin kapatması olmasın? Yok canım. Sus. Yoksuna sanmıyorum yani. Vehbi Bey dürüst, çalışkan, evine bağlı bir adam. Bir karısı var pırlanta gibi. Heh, şimdi emin oldum. Bu Belgin Vehbi'nin metresi. O yüzden rica minnet yana yakına geldi seninle görüşmeye. Zaten onlara nişanlanacak, evlenecek bir tip yok. Bak böyle Feride. Ah, şuraya yazıyorum.
Dediklerim çıkmazsa benim de adım Suno değil. Ay yok canım, inşallah değildir. Yani bilmiyorum. Neyse ben kalkayım artık. Kalkma, biraz daha sohbet edelim. Yok kalkayım. Yok kalk kalk. Uzun'a da selam söyle benden. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Annemlere sen de kalıyorum dedim. Mahir'i katiyetle bilmemeliyim. Tamam merak etme sen. Hava bile karardı. Babam nasıl merak etmiştir. Keşke kabul etseydiniz de arabayla bıraksaydım sizi. Yok, olur mu öyle şey? Görürler, ederler. Siz daha fazla gelmeyin zaten. Peki. Nasıl isterseniz. Şey... Sütlat çok güzeldi. Hakikaten övdükleri kadar varmış Seyis Bey. Afiyet olsun. Yalnız... Artık bey demeseniz, adım İsmail. Herkes Seyis der ama... İsmail. Peki İsmail, iyi akşamlar. Size de. Akşamlar İsmet. Sana da Nazif Baba, saygılar. Baba. Kızım. İlk günü nasıl geçti yazıhanede, anlat bakalım. İyi baba, iş geç işte. Gecikmişsin. Erdal çok mu çalıştırdı seni yoksa ha? İşler birikmiş baba. Anca çıkabildim. İyi bakalım. Selamünaleyküm. Hoş geldin Mahir abi. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım? İyiyiz Mahir abi. Anne bak yemekler geldi. Doğan acıkmış çocuklar. Hadi daha şunları. Tamam abi. Haydi bakalım. Hoş bulduk. Haydar abi nerede? Orada. Hadi kızım al pideyi. Abi. Emine teyze sağ ol. Ne oldu abi? Kim yaptı bunu sana? Bugün velinin yanına gittim. Ne yaptın sen abi? Hakkında ölüm fermanı çıktı demedim mi? Ya şu yaşadığımız hal kanıma dokunuyor. Ali çoluğunu çocuğunu aldı gitti. Boyun eğecek kesin. Şuradan iki aile daha giderse geride kalanları kimse tutamaz. Belli de çoğunluğu sağlar. Çektiğimiz onca ısrar da boşa gider. O şerefsiz muradına erer, kaybeden biz oluruz. Tamam abi, anladım. Hadi. Kalk sen de yemeğini ye. Hadi. Ya kusura kalma Mahir. Seni de zora soktuk ama dayanamam. Vallahi yalan değil abi. Bu kavga kesin birilerini kızdırmıştır. Ama olan olmuş. Ben bir gidip öğreneyim bakalım. Bu işin arkasından ne kararlar çıkacak. Hadi abi sen yemeğini ye. Doğan. Efendim abi. Sen burada kal, biraz daha yardım et. Benim işlerim var. Tamam abi, buradayım ben. Hadi afiyet olsun. Sağ ol.
Feride. Kızım. İyi akşamlar baba. Sen gitmekten vaz mı geçtin yoksa? Hayırdır? Demek öyle. Ne diyeyim? Son vakitler duyduğum en güzel haber bu. İnşallah senin için de hayırlara vesile olur ya. İnşallah. Gel içeri. Köşk miras yoluyla geçmiş kadına. Satmaya niyetlenmiş ama daha kimseciklere söylememiş. Bu bizim emlakçı Hayri yok mu? Hı hı. Yarın öbür gün gidecekmiş, köşke fiyat biçecekmiş. Oo. Hazine değerinde bir bilgi bu matmazel. Nicedir öyle büyük bir köşk arıyordum. Bilmez miyim? Hı. Böyle güzel bir haberi hediyesiz bırak, bak bana yakışmaz. Müsaadenle yarın dükkana şık bir şeyler göndermek isterim. Çok hoşsun Yusuf. Mahalle komşun nasıl? Görüşüyor musunuz Mahir'le? Aman. Yok canım. Öyle işten güçten pek alakadar olamıyorum. İyi bakalım. Olamıyorum Yusuf. Ah, geldi bizim soğuk nevale. Bonsoir monsieur. İyi akşamlar. Toplanacağımızı bilmiyordum. Hususi bir mesele var sanmıştım. Yok. Sadece ikinizi çağırdım. Başka kimse gelmeyecek. Zira küçük bir iş. Herkesi ayaklandırmanın manası yok. Evet. Konuya girelim o halde. Evet. Bugün haber geldi. Mahir'in güya susturmayı başardığı ve ayağımızın altından çekildiğine dair garanti verdiği Haydar Fatih, müteahhit beye saldırmış. Aa. Ya, baya baya hem de. Keşke baştan kendi işimizi kendimiz görseydik. İş bir noktaya varmazdı hiç. Bu adamdan kesin kes kurtulmamız gerek. Sen halledebilir misin? Nerede bu adam? Bilmem. Mahallede değiller, orası kesin. Terk ettiler ya. İşte bu hususta da hanımefendinin maharetine güveniyorum. Merak etme. Hemen öğrenirim nereye göçtüklerini.